Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframızda tavuklu ve mantarlı kolay bir kişimiz olacak. Hiç öyle kiş hamuru hazırlamaya uğraşmayacağız. Direkt milföy hamuruyla çok kolay bir kiş hazırlayacağız. Sadece sebzelerimizi ve tavuklarımızı kavuracağız ve milföy hamurumuzun üzerine yayacağız. Benim şöyle rulo şeklinde bir milföy hamurum var. 2,5 parça kadar irice parçalar halinde tavuk göğsüm var. Ayrıyetten 6 tane iri boy mantarlarım var. 2 diş sarımsak hazırladım. 2 tane orta boy kuru soğan hazırladım. 4-5 tane sivri biber ve 1 tane de kapya biber hazırladım. Hepsini yıkadım, hazırlar. Onlar bir kenarda bekleye dursunlar. 2 tane kabuklarını soyup küp küp doğradığım domatesim var. Cheddar peyniri ve mozzarella peynir rendesi var. Onu en son üzerine ekleyeceğim. Burada da görmüş olduğunuz gibi beşamel sos malzemelerim var. Un, tereyağı ve sütle yapıyoruz biliyorsunuz. Ama öncelikle tavuklarımı doğrayıp kavuracağım. Bu tenceremde, sos tenceremde de beşamel sosumu daha sonra hazırlayacağım tavuklarım pişerken. Wok tavama 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Altını kıstım ocağımın tamamen. Ben tavuklarımı doğrarken yağım ve tenceremde ısınmış olacaklar. Tavuklarımı mümkün olduğunca küçük küpler halinde doğradım. Kuşbaşı dediğimiz tarzda. Görüyorsunuz büyüklükleri bu kadar olmalı. Tavam ısındı, yağım ısındı. Artık tavuklarımı ekleyebilirim. Bu aşamada tekrar ocağımın altını tabii ki açtım. Daha harlı bir ateş olması gerekiyor. Tavuklarımın dış yüzeyleri mühürlenip beyazlaştıktan sonra tekrar altını kıstım. Üzerine bir kapak kapatıp pişmeye bıraktım. Tavuklarım suyunu bırakacak ve suyunu çekinceye kadar pişecekler. Diğer tarafta onlar pişerken ben hemen beşamel sosumu hazırladım. Sos tencereme bir yemek kaşığı tereyağını ve bir yemek kaşığı da unumu ekleyip tereyağım eridikten sonra tabii ki görüyorsunuz. Seri bir şekilde karıştırdım. Unumu kavurdum. Hafif pembeleşinceye kadar kavurmamız gerekiyor. Un kokusunun çıkması gerekiyor. Görüyorsunuz kızardı. Artık sütümü ilave edebilirim. 300 mililitre kadar süt hazırlamıştım. Onu ekledim yavaş yavaş ve seri bir şekilde el çırpıcısıyla karıştırarak sosumu pişirmeye devam ettim. Topaklanmaması önemli. Hızlı karıştıralım lütfen. Görüyorsunuz kıvamını. Henüz daha cıvık. Bu aşamada sütünü eklerken altını kısmıştım. Şimdi tekrar biraz altını açtım. Biraz tıkırdayıp böyle göz göz oluncaya kadar, biraz koyulaşıncaya kadar pişirdim sosumu. 1-1,5 çay kaşığı kadar tuz ve yarım çay kaşığı da karabiber ilave ettim. Ayrıyetten çay kaşığının ucuyla da muskat rendesi ilave ettim. Evinizde varsa mutlaka kullanmanızı öneririm. Beşamel sosun lezzetini veren muskat rendesidir. Çok farklı bir lezzet olduğunu siz de göreceksiniz kullandığınız zaman. Ama yoksa tabii ki kullanmasanız da olur. Görüyorsunuz artık sosum hazır. Tavuklarımın suyu da çok az kalmış. Onlar kavrulmaya devam ederken pişmeye ben mantarlarımı doğramak istiyorum. Mantarlarımı da aynı şekilde ortadan bölüp ince ince dilimledim. Sesim çok kötü çıkıyor, farkındayım. Kusuruma bakmayın, şu an gece saat 1'e 10 geçiyor. Sözüm ona ben tatildeyim. Ama yapacak bir şey yok, görev aşkı diyeyim artık. Görüyorsunuz tavuklarım kavrulmuşlar, suyunu çekmişler. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ikiye böldüm. Niye mi yaptım? Benim güzel kızım mantar yemediği için ona bir kısmını ayırdım. Diğer kısmını da yine ayrı bir tabağa koydum. Ve tavama direkt altını kıstım yeniden. Soğanlarımı küp küp doğradım. Ekledim.
Tüm sebzelerin bir arada hep beraber kavuracağım için altını tamamen kıstım tavamın. Ocaktan alabilirsiniz de bu aşamada ocağınızı kapatabilirsiniz de. Sarımsaklarımı da oldukça minik olarak doğradım. Onları da ilave ettim. Aynı şekilde kapya biberimi ve diğer sivri biberlerimi, yeşil biberlerimi de küp küp doğrayıp ekleyeceğim. Tüm bu işlemleri tabii ki daha önceden de hazırlayıp yapabilirsiniz. Ocağımızın altını biraz daha açalım. Şöyle kavuralım sebzelerimizi. Bir yemek kaşığı kadar daha yağını az gördüğüm için tereyağı ilave ettim. Karıştırıp sebzelerim biraz ölünceye kadar bu şekilde kavurdum. Ardından kızım için ayırdığım kısma biraz bu sebze karışımından ilave ettim. Kalanına kendimiz için yapacağım tavuklarımı ekledim. Mantarlarımı ekledim. Hafif karıştıracağım, kavuracağım bu şekilde. Sonrasında yavaş yavaş mantarlarım tabii ki suyunu bırakmaya başlayacaklar. O aşamada ben üzerini kapatıp mantarlarımı pişmeye bırakacağım. Suyunu bırakıp çekinceye kadar. Ara ara tabii ki kontrol edip karıştırıp kavuracağım. Görüyorsunuz yavaş yavaş suyunu bırakmaya başlamış yumuşamaya. Neredeyse tamam. Mantarlarımın, tavuklarımın, diğer sebzelerimin dış yüzeyleri böyle hafif pembeleşinceye kadar kavurmaya devam ettim suyunu çekinceye kadar. Sonrasında doğradığım, küp küp doğradığım domateslerin bir kısmını kendimizinkine, bir kısmını da kızımınkine ekledim. 1,5 çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. Şimdi domateslerim suyunu bırakacakları için tekrar kısık ateşte bir 5 dakika kadar pişirmeye devam edeceğim. Diğer tarafta rulo şeklinde aldığım altında fırın pişirme kağıdı da var. Hazır milföy hamurumu tepsime yaydım. Ben sebzelerimi pişirirken fırınımı açmıştım. 200 dereceye ısıtmıştım. Milföy hamuruma çatalla şöyle delikler açtım ortası kabarmasın diye. Bu şekilde fırına verip biraz üzerleri sararıp kızarıncaya kadar pişirdim milföy hamurumu. Daha sonrasında sebzelerimi karıştırdığım, pişirdiğim sebzelerimi üzerine yaydım. Bir kısmına kızım için yaptığımı yaydım. Diğer kısmına da kendimizinkini yaydım. Sizin böyle bir mantar sevmeyen aile üyeniz yoksa tabii ki hepsini bir karıştırıp kavurup direkt yayıyorsunuz. Bunu aslında söylememe gerek bile yok ama yine de ben eklemiş olayım. Kafa karışıklığı olmasın neden böyle yaptın demeyin. Beşamel sosum beklediği için biraz koyulaşmış. Ona şöyle birkaç damla kadar süt ilave edip tekrar karıştırdım. Aslında gördüğünüz gibi sizlere iki ayrı tarif vermiş gibi oluyorum. İster mantarlı, ister mantarsız sadece tavukla da yapabileceğiniz tavuklu kiş de yapabilirsiniz. Bir yemek tarifi ve hiç hamur açmayacaksınız, hamur yoğurmayacaksınız kiş hamuru. Direkt milföy hamuruyla altında çıtır çıtır kenarları bir hamur, üzerinde güzel bir tavuklu harç, beşamel sos. Nefis oldu inanın bana mutlaka yapmalısınız bu tarifi. Sadece sebzeleri ve tavuğu kavuracaksınız. Çok kısa bir sürede hazırlayabileceğiniz bir tarif. Yarım saat içerisinde hepsi olup bitecek inanın bana. Beşamel sosumu yaydım gördüğünüz gibi üzerlerine. Çedar peyniri ve mozzarella peynir rendemi de yaydım. İsterseniz tabii ki kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Şart değil bunlar ama çedar ve mozzarella görmüş olduğunuz gibi nasıl kızarıyor. Çok güzel gözüküyor. Sıcak sıcak dilimleyip servis yapabilirsiniz yanında bir salatayla.
Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka tarifimde yeniden görüşmek üzere. Tarifin tüm detaylarını görmüş olduğunuz Sevginin Sofrası logosuna tıklayarak ulaşabilirsiniz yazılı olarak. Hoşça kalın.